Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere fuzuli konuşmaktan bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, fuzuli konuşmak ile malayani konuşmak bir yerde yakın şeylerdir ama biraz farkları da var. Malayani konuşmak daha ziyade kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri konuşması demek olur. Yani o zaman bu bir nevi fuzuli konuşmanın bir çeşidini ifade eder. Fuzuli konuşmak bir yerde daha genel olarak konuşulması gerekli olmayan şeyleri konuşmak. Biraz fazla konuşmak, ihtiyaç olmayan şeyleri konuşmak anlamına gelir. Hani bazen konuştuğunuz şey sizi çokça da ilgilendirebilir. Ama belli bir seviyeden sonra bu lüzumsuz konuşmak olur. Mesela diyelim ki çocuk babasından bir şey istiyor. Baba işte şunu bana al. Tamam öğrendim, alacağım. Ha şimdi çocuk ikinci sefer geliyor, üçüncü sefer geliyor, dördüncü sefer geliyor, beşinci sefer baba bunu al. Şimdi o birinci sefer söylenen sözlerin dışındakiler lüzumsuz sözlerdir, fuzuli sözlerdir. Hani kendisini ilgilendiren bir şey belki, yani bir ihtiyacını istemiş ama hani şimdi eğer babası da işte sözden anlayan birisi ise, bir kere dediğinde, yapacağım dediğinde onu yapan cinsten bir adamsa, tutup da tekrar tekrar bunu yap, bunu yap, bunu yap demeye veya şunu getir, şunu getir demeye gerek yok yani. Şimdi ilgili ilgisiz, eğer lüzumundan fazla bir konuda konuşma yapılıyorsa bu fuzuli konuşmadır. Cenab-ı Allah da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da fuzuli konuşmayı yasaklamış bulunuyor. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Onların şimdi şurası parantez içerisinde hırsızlık yapan kişiyi kurtarmaya çalışmaları hakkındaki, burası parantez içerisinde çünkü ayetin yukarısı okunduğu zaman bu mananın anlaşılması gerekiyor. Onların hırsızlık yapan kişiyi kurtarmaya çalışmaları hakkındaki fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Burada konu biraz şudur. İki Yahudi, bir erkek, bir kadın zina etmişler. Ve bunlar yakalanmışlar. Dolayısıyla hani zina ettiklerini gizleyecek durumları da söz konusu değil. Fakat kendi dinlerinin hükümlerini uyguladıkları zaman bunlara rejim cezasının uygulanması gerekecek. Ama bunu da ağır görüyorlar, bunu da uygulamak istemiyorlar. Bir de o zina yapanlar biraz kendi toplumlarının önemli şahıslarından kişiler olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla onları kurtarmak arzu ediyorlar. Bu sefer işte kendi aralarında konuşuyorlar. Yani biz bu kişilerin cezasını kendimiz vermesek de gitsek Muhammed'e Aleyhisselatü Vesselam ona desek işte bunlar böyle böyle yapmışlar, bunların cezasını sen versen diye kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Yine fısıldaşma yoluyla konuşuyorlar. Veritekim zaten onları da getiriyorlar Peygamber Efendimiz'e. İşte bunlar böyle yapmışlar. Yani ümitleri şu. Kendisi daha hafif bir ceza verir. Daha hafif bir ceza ile bunlar kurtulur. Bu sefer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar Yahudi olduğundan dolayı Tevrat'ı getirin diyor. Tevrat'ı getirin. Aşın diyor işte zina ile ilgili olan kısmı. Okuyun diyor oradan. Yani başkaları da duyacak ve Tevrat'la doğru hükmettiğini onlara ispat etmek için böyle diyor Peygamber Efendimiz. O zaman oradaki haham tam böyle rejim gerektiğini ifade eden yere ellerini koyuyor. Orasını atlayarak okumaya başlıyor. Ama tabii onun yanında da bir Müslüman var. Orasını atladığını görüyor. Diyor ki elini oradan çek. Ve o elinin altında kalan kısmı da oku diyor. O elinin altında kalan kısmı da oku. Onu da okuyunca onların rejim edilmesi emri var orada.
O zaman bunların recmedilmesi gerektiği anlaşılıyor. Ve Peygamber Efendimiz de ben Allah'ın kitabıyla bunların recmine hükmediyorum diyor. Ve her ikisi de recmediliyorlar. Tabii şimdi bu Yahudiler her ne kadar onları kurtarmak için bir çaba sarf ettilerse de fakat yine de kurtaramadılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Tevrat ile hüküm verdi. Kendileri hüküm verseydi yine Tevrat ile hüküm vereceklerdi. Ve işte bunların böyle fısıldaşmalarında bir hayır yoktur buyuruyor Cenab-ı Allah. Peki ne de hayır olabilir? Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyenlerin fısıldaşması müstesna. Ha mesela iki kişi duyar falan falanla dargın imiş ve aralarında fısıldaşabilirler. Yani bu dargınları biz nasıl barıştırsak? Yani ben işte şunu ikna edebilirim, sen şunu ikna edebilir misin? İkna edebilirsen işte sen onu ikna etmeye çalış, ben bunu ikna etmeye çalışalım, bir şeyler yapalım, bunları barıştıralım. Hani eğer konuşmalar böyle iki kişinin arasını barıştırmak ise o takdirde böyle fısıldaşarak konuşmalar olabilir. Ama eğer maksat kötülük yapmış olan birisini cezasını ortadan kaldırmak veya daha ağır bir ceza alması gerekirken daha hafif bir cezayla onu kurtarmak için yapılan konuşmalar, hani bunlarda hayır yoktur. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Evet, kim Allah rızasını elde etmek için bunu yaparsa, yani konuşmalar Allah rızasına mütevakkıf olursa, konuşmalar Cenab-ı Allah'ın helal kıldığı, hayır saydığı şeylerle ilgili olursa biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz buyuruyor. Dolayısıyla yani yapılan konuşmaların Allah rızasını sağlayabilecek konuşmalar olması gerekiyor. Ayrıca böyle bir kötülüğe vesile olacak konuşmalar olmaması gerekiyor. Bu ayet-i kerimeden anlamamız gereken bunlardır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine lüzumsuz yere konuşmayı bir takım şeylerle birlikte yasaklamış. Bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz şöyle buyuruyor: dilinin fazlasını tutan kimseye ve malının fazlasını infak eden kimseye cennet müjde olsun. Dilinin fazlasını tutan kimseye ve malının fazlasını infak eden kimseye cennet müjde olsun. Bu hadisten anladığımız kadarıyla bir kişi hep iyi konuşur, hayır konuşursa onun gideceği yer cennet olacaktır. Ve ayrıca malını infak ederse bu kişinin gideceği yer de cennet olacaktır. Yani bir kişinin malı mülkü olmasa bile, bir kişinin hayır yapacak başka şeyleri olmasa bile sadece dilini hayırda, iyilikte kullanması, güzel konuşması, iyi konuşması, hayırlı şeyleri konuşması o kişinin cennete gitmesine vesile olacaktır. Evet, Cenab-ı Allah bizi ilgilendirmeyen şeylerin peşine düşmemizi yasaklamış. Buyuruyor ki: "Vela takhu ma lesa leke bihi ilm inne sem'a vel basara vel fuada kullu ulayke kana anhu mes'ule." Yani hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp, bütün bunların hepsi ondan sorumludur. Yani kulak bir kötülüğü işitti, sorumlu. Efendim, kalp kötü bir şeyi yapmayı diledi. Şimdi tabii fiiliyata geçmediği müddetçe bir takım şeylerden dolayı insan günah kazanmıyor da, fakat iradi olarak kalbini eğer hep onlarla meşgul ederse o zaman bundan dolayı günah kazanır. Yani burada kalbin sorumlu olması ancak bu durumdaki bir hal ile mümkündür. Tabii göz elbette işte gördüğünden sorumlu. Kötü şeylere bakıyorsa, kötü şeyler seyrediyorsa ondan dolayı sorumludur. Ağız da sorumlu, dil de sorumlu. O bakımdan ne konuştuğumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Fuzuli, boş konuşmamamız lazım. Değerli izleyiciler, Muhammed bin Ka'b fazla konuşma ile ilgili bir hadisi bizlere naklediyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dedi ki: bu kapıdan içeriye giren cennet ehlindendir. Sahabe
gözlerini o kapıya dikti, o kapıdan baktılar. Baktılar ki içeriye giden kişi Abdullah bin Selman idi. İçeriye Abdullah bin Selman girdi. O içeriye girince ashab-ı kiramdan bazıları yanına gittiler, olayı anlattılar. Ve bir de ona sordular. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam senin cennet olduğunu söylediğine göre seni cennetlik yapan amelin olması lazım. Nefsinde en fazla itimat ettiğin ve bu sevaba nail olmana vesile olabileceğini umduğun amelini bize haber ver dediler. Yani Hazreti Peygamber haber verdi ki sen cennetliksin. Acaba hangi amelin sebebiyle cennetlik olmuş olabilirsin? Güvendiğin, itimat ettiğin amelini bize söyle dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Selman şöyle dedi. Muhakkak ki ben zayıf bir kişiyim. Yani öyle çok ibadet eden bir adam değil. İbadete düşkün birisi değilim. Hani normal farzları yerine getiriyorum ama hani öyle çok oruç tutmak, çok namaz kılmak geceleri, hani bunları yapan bir adam değilim demek istiyor. Allah'tan umduğum en kuvvetli amelim göğsümün selameti. Yani imanım sağlamdır. Hani öyle nafile oruç çokça tutmam. Geceleri de nafile namaz çokça kılmam ama imanım sağlamdır. İmanımda herhangi bir leke kusur olduğunu kabul etmiyorum. Sağlam iman sahibi olduğumu düşünüyorum. Ve bir de fuzuli konuşmayı terk etmemdir diyor. Bir de ileri geri konuşmam, öte beri her yerde her şeyi konuşmam. Fuzuli konuşmayı terk ediyorum. Bu iki özelliğim var diyor. Yani anlaşıldığı kadarıyla işte Abdullah bin Selman hangi yollarla cenneti kazanmış oluyor? Sağlam bir iman sahibi olması, farzları yapması, haramlardan çekinmesi, onun dışında fuzuli konuşmayı terk etmesi, öte beri bir takım konuşmalar yapmaması, bundan dolayı cenneti kazanmış olabilirim diyor. Yani daha başka da ameli olmadığına göre ekstra olarak cenneti kazanmasının sebebi de bunlar olduğu anlaşılıyor. Amr bin Dinar da yine bu fazla konuşmayla ilgili olarak Resulullah Efendimiz'le ilgili bir olaydan bahsediyor. Diyor ki bir kişi Allah Resulü'nün yanında fazla konuştu. Resulullah o kişiye senin dilinin önünde kaç tane perde var dedi. O adam da dedi ki ya Resulullah dudaklarım var bir de dişlerim var dedi. Dudakların önünde dişler var. Dilinin önünde dişler var bir de dudaklar var. Ya Resulullah dudaklarım var de dişlerim var dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kişiye diyor ki acaba senin için bu perdelerle konuşmanı engellemeye yetmedi mi? Senin için bu perdelerle fazla konuşmanı engellemeye yetmedi mi? Diyor. Ve tabii hani nazik bir şekilde onun çok konuştuğunu, çok konuşmasından dolayı bir takım günahlara sahip olduğunu, o çok konuşmanın kendisine birçok mesuliyetler getirdiğini ona bu şekilde ikaz etmiş bulunuyor. Evet, Resulullah Efendimiz tabii iyi görmediği, kötü gördüğü hususlarda insanları ikaz ederdi. Tabii iyi şeyler hususunda da insanları teşvik ederdi. Bir başka hadiste de şöyle bir durum ifade ediliyor. Bir adam vardı kendisini fazlaca överdi. İşte ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şunu yaptım, ben bunu ettim diye kendisini över dururdu. Ve o kişiye Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir kişiye dilindeki fazlalıktan daha şerli bir şey verilmemiştir. Bir kişiye dilindeki fazlalıktan daha şerli bir şey verilmemiştir. Yani fuzuli konuşmak, boş konuşmak esasen sevap alan başka şeyleri de ortadan kaldırır, onların sevabını giderir. Bir insan mesela bir hayır yaptı, bir iyilik yaptı. Yani bu iyilikten dolayı bir hayır, bir sevap kazandı mı? Evet. Ama bu sevabını nasıl giderir? Yani bu sevabını yok etmenin birkaç yolu vardır. Mesela gider minnet eder. Minnet eder bizzat o kişiye. Zaman zaman der ki bak hani sen çok sıkışık bir zamanda idin ya. İşte ben sana o yardımı yaptım, sen de rahatladın. O rahatlaman işte o benim yardımım yüzündendi. Böyle minnet yolu da öyle diyebilir. Veyahut da başkalarına söyler. Der ki
Hani biliyorsunuz ya falan kişi çok fazla sıkıntıdaydı, ben ona yardım ettim, sıkıntından kurtuldu. İkide bir böyle bunu bir şey yapar, dile getirir. Minnet yoluyla yapar. Veyahut da belki şahıs yer zaman da belirtmez. Ama işte ben falan gün şu kadar tasaddukta bulundum. Filan zamanda şu kadar yardım ettim. Kendi ağzıyla bunları söyler. Övünmek için söyler bunları. Şimdi tabii minnet etmek için söyle, övünmek için söyle, küçük düşürmek için söyle, kendini büyük göstermek için söyle, ne için söylersen söyle. Bu gibi şeyler önce yapmış olduğun iyiliği bir nevi ortadan kaldırır mı? Onun sevabını yer götürür mü? Evet, ortadan kaldırır o iyiliği ve kişi herhangi bir sevap kazanamaz. Hani Nasrettin Hoca için meşhur bir şeydir. İşte yağmur yağıyormuş, hoca ıslanmasın diye ona paltosunu vermiş ve böylece hoca ıslanmaktan kurtulmuş. Ama ikide bir adam geliyor, diyor ki, hocam hani hatırlıyorsun değil mi? O gün sana paltonu vermeseydim yağmurda sırılsıklam ıslanacaktım. Evet, öyle olurdu. Sağ ol, teşekkürler. Başka bir zaman işte hocam biliyorsun ya, hani o paltoyu vermeseydim nasıl ıslanacaksın? Evet, doğru. Artık kaç sefer söyledi bilemiyoruz ama hocanın da canına tak etmiş. Böyle bir derenin, havuzun kenarındayken yine söylemiş. Hoca da kendisini atmış havuzun içerisine, sonra çıkmış. Sen bana o paltoyu vermeseydin ben de bugün böyle sırılsıklam olmazdım demiş. Yani şimdi evet, o adam hocaya bir palto vermiş. O bir hayırdır, iyiliktir. Eğer bunu konuşmasa o iyilik iyilik olarak kalmaya devam eder. Ama bir kişi böyle şunu yaptım, bunu yaptım, ister minnet etmek için söylesin, ister övünmek için söylesin, ister riyakarlık için söylesin. Bunu işte söylediği zaman o hayrın, o iyiliğin sevabı gider, yok olur. Bu bakımdan konuşmalarımıza dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Yani zaten kötü şeyi konuşmaya hakkımız yok. Haram olan şeyi konuşmaya hakkımız yok. İyi olan şeyi yaptıysak, şimdi ne diyor konuşuyoruz? O yapıldı, oldu, bitti zaten. O yapıldı, oldu, bitti. Yani ben falan şeyi yaptım. Tamam. Yani bunu Allah rızası için yapmadın mı? Evet. Allah onun mükafatını verecek. Yani şimdi ben ettim, ben yaptım, şöyle oldu, böyle oldu demeye artık gerek yok. Eğer sık sık o şey dile getirilirse, o şeyin içerisinde ya övünme vardır, ya riya vardır, ya başa kalkma vardır. Veyahut da Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı hissiyat içerisinde daha başka bir hissi tatmin etme gibi durumlar vardır. İşte söz gelimi bilgiyle ilgili bir şeyse, işte ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz, bilgi bakımından ben sizden üstünüm. Tabii yine netice itibariyle işte gurur, övünme gibi şeylere gelir. Genelde işte iyilik yapılmışsa o zaman sanki o iyiliği yapan sen değilsin. Elini o iyiliği yap ama gözün görmedi, kulağın işitmedi, dilin hiç söylemesin. Ancak o zaman onların sevabı alınabilir. Hangi şeyi tekrar etmekte fayda vardır? Böyle nasihat tipi şeyler, o da gerektiği kadar onlar söylenebilir. Hani var olan bir şeyin var olduğunu ifade etmek için bir kere onu söylemek yeterli. Bu masadır dediğiniz zaman ikinci sefer bir daha bu masadır demeye gerek yok. Yani maksat bunun masa olduğunu ifade etmekse onu ifade ettiniz. Ama iyilik ve kötülükle ilgili şeyler, daha doğrusu iyiliğe teşvik, insanları kötülükten vazgeçirmeye çalışmak, bunlar biraz daha farklıdırlar. Onları böyle birkaç kere tekrar etmek gerekebilir. Onlarda hayır vardır. Onlar lüzumsuz, fuzuli konuşma demek değildir. Evet, insan konuşurken ne konuştuğuna dikkat etmeli, boş mu konuşuyor, efendim o konuştuğu şey senin kişinin yapmış olduğu ameli ortadan kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? O konuşma ile ne bileyim bir minnet, bir övünme, bir riya gibi şey seziliyor mu? Öyle bir koku ortaya yayılıyor mu? İnsanımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Eğer konuşmayı gerektiren varsa konuşalım ama konuşmayı gerektiren bir durum yoksa konuşmayalım, susalım. Çünkü bazen işte günah muhtevalı olmamakla birlikte çok konuşmak, fazla konuşmak, ilgisiz konuşmak insana pek çok
günah getirebilir. Bu bakımdan fuzuli konuşmaktan uzak duralım. Cenab-ı Allah da bizi bundan yasaklamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizi bundan yasaklamış. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.